bekleniyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gidelim. Neler konuşacak iki lider? Türkiye saatiyle 18.45'te. İki liderin yaklaşık bir saat görüşeceği belirtildi. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar şimdi karşımda. Ali Çınar merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten Biden'la bir telefon görüşmesi yaptığını ve bugün bir görüşme olabileceğini söylemişti. Şimdi iki lider bir araya geliyor. Biden'dan da bu İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine Türkiye'nin blokajı kaldırmasına yönelik olumlu mesajlar geldi. Bu yönde önemli beklentisi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bu akşam neler konuşulacak? Özellikle Türkiye için önemli maddeler neler? Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile inişli çıkışlı sorunların yaşandığını biliyorduk. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği S-400 konusu ve F-16 konuları hep gündeme geliyor. Öncelikli olarak F-16 konusunun masada olacağını belirtebiliriz. Ayrıca Washington DC'de en çok merak edilen soru, Türkiye ne zaman Suriye'de operasyon yapacak sorularıydı. Biden yönetiminden hatırlanacağı üzere hem Beyaz Saray'dan hem de Pentagon'dan kesinlikle Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapmasını istemiyoruz mesajlarını biliyorduk. O nedenle Suriye'de masada konuşulacak en önemli gündem maddelerinden olduğunu belirtebiliriz. Aynı şekilde Yunanistan, belki Beyaz Saray'ın yazılı açıklamasında Yunanistan kelimesini görmeyeceğiz ama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türk-Amerikan stratejik ilişkisi içerisinde bölgesel sorunların da ele alınacağını dile getirmişti. Bu etapta da Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginliklerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda objektif olması konusunda Türkiye'nin bazı haklı nedenlerinin de Başkan Biden'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşılması bekleniyor. Yani ağırlıklı olarak savunma ve güvenlik konularında öne çıkacak başlıkları görebiliriz. Bir pozitif ajanda Türk-Amerikan ticaret hacmi, iki ülke 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı bilindiği üzere. Hı hı. Ve Beyaz Saray ile Ankara arasındaki yazılı açıklamalarda hep ticaret vurgulanıyordu. Bu konunun da ekonomik anlamda nasıl ikili ilişkiler daha iyi de gelişebilir konularında gündeme gelmesi bekleniyor. Tabii bölgede diğer konularda Azerbaycan, Ermenistan'la olan normalleşme süreci olmak üzere de başka konularda vakit kalırsa olacak. Senin dediğin gibi bir saat, bence bir saati geçecek. Geçer, çünkü Türkiye saatiyle 18.45'te toplantı başlayacak. 20.05'e kadar Biden'ın bir programı yok. 20.05'te tüm NATO liderleri İspanya Başbakanı'nın vereceği akşam yemeğine katılacak. O nedenle bir saatin üzerinde bir toplantı yapılmasını bekleyebiliriz. Son olarak Serap, şunu da belirtmekte fayda var. Evet. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya üyeliğiyle ilgili olumlu adımları sonrası Washington'da da yankılandı. Bu da tabii Türk-Amerikan ilişkilerine yeni bir kriz eklenmek yerine olumlu ve daha yumuşak bir adımın atılmasına da neden olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün Biden-Erdoğan görüşmesinin olumlu ve pozitif geçmesi bekleniyor. Olumlu pozitiften böyle daha somut bir açıklama gelir mi? Yani F-16'larla ilgili, Suriye operasyonu ile ilgili biraz daha böyle net bir şey görebilir miyiz sence? Şimdi F-16 konusu sıkıntılı bir konu. Yani hı-hı, bugün Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a evet ben Biden yönetimi olarak F-16 verilmesini istiyorum dese bile top kongrede. Tabii. Yani Başkan Biden'ın resmi talebinin öncelikle kongreye sunulması gerekiyor. Bu ne zaman, nasıl olacak? Belki Biden artık bunu yapabilir. Ancak kongreden olumsuz bir hava olduğunu hissettiği için de zaten Başkan Biden kongreye bu mektubu yollamıyor. Türkiye'nin talep mektubunu. O nedenle Biden'ın ben kongrede bilhassa demokrat kanatla yoğun şekilde bunu konuşacağım demesi gerekiyor. Açıkçası hı hı, burada Biden'ın ne kadar samimi olup olmadığını da Türkiye görecek. Diğer konu Suriye konusu sıkıntılı bir konu. Ama şöyle bir hava var Beyaz Saray tarafında. Küçük operasyon veya Batı tarafında Suriye'nin, yani Amerikan askerlerinin olmadığı tarafta operasyona çok fazla ses çıkarmayacağı da dillendiriliyor. Ama genel olarak tabii Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapılması istenmiyor. Bu konuda da zaten başından beri sıkıntılar var.
ben açıkçası çok somut sonuç, evet bu toplantı sonrası şu konularda somut sonuç oldu kararını ben beklemiyorum. Ama diyalog anlamında, olumlu bir havada geçmesi anlamında bence bu toplantı çok önemli ve kritik. Zira dediğim gibi ilişkilerde çok sıkıntılar var. Evet. Krizlere kriz eklenmemesi anlamında da bence çok önemli bir toplantı olacak bugün Erdoğan-Biden görüşmesi. Yani yeni bir süreç için kapı aralanabilir diyorsun. Bugün bu gerilimli ve mesafeli geçen sürecin ardından bu akşamki görüşmeden sonra. Diyebiliriz, evet. Başkan Biden'ın Türkiye'nin NATO ile ilgili attığı adım İsveç ve Finlandiya konusunda bir mutluluk havası var. Yani olumlu, dün de zaten Başkan Biden hem Türkiye'yi, İsveç'i ve Finlandiya'yı kutladı. O nedenle bugün pozitif bir havada geçeceğini söylemekte fayda var. Ama şunu belirtmek de lazım. Yani İsveç ve Finlandiya kararını kesinlikle F-16 veya Suriye ile bağlamamak lazım. Bunu Dışişleri Bakanı Blinken de söyledi. Tamamen bunlar ayrı konu. Tamamen ayrı değerlendiriyoruz. Ama en azından NATO'da güçlenmesi anlamında dünkü anlaşma Biden yönetimi haliyle mutlu etmiş durumda. Çünkü Amerika'da Rusya'ya karşı ciddi bir mesaj verdi Türkiye'nin dünkü kararıyla. Çok teşekkürler Ali Çınar. Evet, büyük bir kazanım Amerika Birleşik Devletleri için. Onlar için çok önemliydi bu üyelik süreci İsveç ve Finlandiya'nın.